Yalçın Doğan, hayatı hepimize zehir ettiler. Öyle yaşıyoruz ki, huzur, refah, mutluluk, sükunet. Hepsini unutuyoruz, hayat bayram olsa, çok eskilerde, şarkılarda kalıyor. Kim hatırlıyor ki? Sadece atı alıp Üsküdar'a geçmekle kalmıyor Tayyip Erdoğan, Üsküdar'a geçtikten sonra meydanı öyle boş buluyor ki. Zam üstüne zam, vergi üstüne vergi yağdırıyor. Dün de, onun imzasıyla ilaç fiyatlarına %30,5 oranında zam geliyor. Karşısında ne adam gibi bir muhalefet partisi, ne örgütlü bir toplum var. İşçi sendikalarının bir bölümünü emrine alıyor, alamadıklarını ve diğer sivil örgütlerini polis zoruyla sindiriyor, 3-5 kişinin sesi çıktığı anda, gelsin gözaltılar, koplar, biber gazı. Zam yaparken artık öyle pervasız ki şu ya da bu bakanlığı ilgilendiren bir ürün zamlanırken işi o bakanlığa bırakmıyor imzayı kendisi basıyor. Çünkü karşısında hesap sorabilecek bir kurum yok. Bu keyfi yönetim iflas eden ekonomi politikasıyla birleştiğinde eğitimden konut piyasasına, ilaçlardan enerjiye, suya, sabuna, makliyeye, akla ne gelirse her türlü alanda tam bir çöküşe gidiyor. Gıda fiyatları çöküş açlıkla başlıyor, insanlar gıdaya yeteri kadar erişemiyor, çünkü fiyatlar her gün artıyor. Buna karşılık, dünyada gıda fiyatları son 25 ayın en düşük seviyesine iniyor. Türkiye'de gıda fiyatları 34 aydır yükseliyor. Haziran itibariyle, dünyada gıda fiyat endeksi 128 iken, Türkiye'de 365. neredeyse 3 katına yakın fark var. Birleşik Kamu İş Federasyonu ARGE birimi KAMUARIN hesabına göre en fazla tüketilen 64 temel gıda maddesi üzerinden Haziran'da %80,5 olan enflasyon Temmuz'da %92,2'ye yükseliyor. 2021 Eylül ayından bu yana gıda fiyatlarındaki artış %402, Eylül 2021'den bu yana tek bir kişinin ücretinde bu oranda artış yok. Böyle bir artış hayal bile edilemez. İnsanlar aç ve beslenemiyor. Çizgi, tan oral kiralar insan olarak, önce açlığı gidermek, beslenmek ilk adımsa. İkincisi, barınmak. Endeksler ortada, son bir yılda kiralar İstanbul'da %110 ila 120, Ankara'da %200, İzmir'de %150 artıyor. Neden? Gelirler çok düşüyor, ev sahibi olmak, ev satın almak toplumun büyük çoğunluğu için imkansız hale geliyor. Bu durumda kiraya talep artıyor. Bunun sonucunda kiralar anormal yükseliyor. İlaç ya hastalar. Dün yine Erdoğan'ın imzasıyla ilaca %30,5 zam geliyor döviz kurundaki artış nedeniyle. Bu ülkede hastaların iyileşmesi de artık çok pahalı. Döviz kuru denilince yarın benzine bir zam daha geliyor. Benzin yarın 36 lira. 28 Mayıs, seçim günü 22 bölü 84 TL olan zam yarın 36 lira, 2 ayda zam oranı yaklaşık %60, KDV'ler, ÖTV'ler gümbür gümbür inerken. Başaka bir facia ile karşılaşıyoruz. Eğitimin sefaleti tam bileşik kaplar meselesi. Ülkede ne yolunda gidiyor ki, eğitimde gitmiş olsun. Üniversiteye giriş sınavı eğitimdeki çöküşün resmi. Şu hale bakın, Türk dili ve edebiyatında 24 soruda doğruya cevap verenler ancak 5.8, tarihte 10 soruda 1.7, coğrafyada 6 soruda 1.3, matematikte 40 soruda doğru cevap veren 8. ikinci. Dökülen yüz binlerce öğrenci, genç insan. Bilmiyor, öğrenmiyor, doğru analiz yapamıyor. Çok ürpertici bir gerçek. Bugünkü çöküşün yarına uzantısı. Bunlar konuşulmuyor gencinden yaşlısına, işçisinden emeklisine, hastasından sanayicisine. Toplum mutsuz ve bin türlü dertle sarmalanmışken. Bunları konuşamıyoruz. CHP her yerde gündemin başına oturuyor, gün geçmiyor ki, CHP'de bir saçmalık, bir skandal patlamasın, bu da Erdoğan'ın işini kolaylaştırıyor. İfade özgürlüğü son saçmalık ya da skandal CHP'nin Halk TV ile olan anlaşmaya bağlı mali ilişkisini çirkin bir üslupla sonuçlandırdığına dönük açıklaması. Neymiş? Halk TV yayınlarında yorumlarında CHP'yi eleştiriyormuş. Bir bu eksikti. Kepaze bir gerekçe. Son zamanlarda sık sık olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu yine yalanlayan bir tavır. Seçimden önce Kılıçdaroğlu sayısız ve fakat sayısız kez ne söylüyor? Bütün Türkiye'yi kucaklayacağız. Güzel bir ülkede huzur içinde yaşayacağız. Bizim iktidarımızda herkes gibi medyada bizi istediği gibi eleştirecek hiç kimse ama hiç kimse düşüncesinden, eleştirisinden dolayı ceza almayacak. Bu lafı da yalan çıkıyor. Erdoğan ya da Kılıçdaroğlu çeşitli tavırlarıyla giderek despotik bir havaya bürünen Kılıçdaroğlu Erdoğan'a benzemeye başlıyor. Partisi içinde, benden olanlar olmayanlar ayrımı. Medyada benzer ayrıma doğru yol almak. Yalanlar. Gizli kapaklı anlaşmalar. CHP bu haliyle AKP ile kola kola, eğitimdeki faciadan durmak bilmeyen zamlara kadar günlük hayatımızı etkileyen bitmez tükenmez en temel dertleri doğru düzgün anlatmayı engelliyor. Öyle yaşıyoruz ki, huzur, refah, mutluluk, sükunet. Hepsini unutuyoruz. Hayat zehir oluyor hepimize.